aracılığınızla Sayın Başbakan'ın birkaç gündür Cumhuriyet Halk Partisi'ne, benim partime, partimin ikinci genel başkanına özellikle sürekli olarak bir saldırısı var. Bu konuya bir dakika içinde cevap vermek isterim. Sürekli olarak işte tek parti iktidarından, CHP'nin geçmişteki diktatöryal yapısından söz ediyor. Bu tabii Sayın Başbakan'ın kendi diktatöryal yapısını kapatmak için kullandığı bir silah. Yani 1930'lardan söz ederken Portekiz'de Salazar, İspanya'da Franco, Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini'nin olduğu bir dönemle Türkiye'yi kıyaslamak yerine 1930'ların Türkiye'siyle 2010'ların Türkiye'sini kıyaslıyor. Yani dünyada o gün çok gelişmiş demokrasiler vardı da bir tek Türkiye'de mi yoktu? Önemli olan şuna bakmak lazım. 1930'ların İtalya'sı 2010'ların İtalya'sına göre ne kadar mesafe aldı? 1930'ların Fransa'sı 2010'ların Fransa'sına göre ne kadar mesafe aldı? Türkiye ne kadar aldı? Buna bakmak lazımdır. Aslında Sayın Başbakan doğrudan Atatürk'e saldıracak ama buna cesareti olmadığı için İsmet Paşa üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırılarını sürdürüyor. Bunlar doğru değil. Ve Sayın Başbakan'a şunu hatırlatmak lazım. Sürekli saldırdığınız o İsmet Paşa bu ülkeye çok partili yaşamı getiren kişidir. Ve seçimleri kaybettiği zaman da fotörünü alıp, çantasını alıp, muzaffer bir kumandan gibi Çankaya'dan aşağı inip Pembe Köşk'e gitmesini bilmiştir. Onun getirdiği demokrasi sayesinde, onun getirdiği çok partili yaşam sayesinde bugün ben kamyoncunun evet. oğlu Muharrem İnce milletvekili oldum. Kayıkçının oğlu Recep Erdoğan da başbakan oldu. Onun getirdiği demokrasi sayesinde bunlar oldu. İsmet Paşa'ya, Atatürk'e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür etmesi gerekir Sayın Recep Erdoğan'ın. 2002'de ilk iktidara geldiğinizde ilk işiniz gömlek değiştirmek oldu. Sonra sakallarınızı kestiniz. Sonra jiplere bindiniz. Sonra orman içindeki villalarınızda havuzlarda yüzmeye başladınız. Erzincan'da görevlerini yapan yargı mensuplarına cemaatlerime dokunursan yakarım dendi mi? Dendi. 230 bin eğitim fakültesi mezunu bu ülkenin sokaklarında işsiz mi? Gazeteler intihar haberleriyle dolu mu? Memleket yangın yeri. Millet ölmüş bitmiş. Siz hala ne konuşuyorsunuz? Başbakan camdan okuduğu yazılarla pembe tablolar çizerek milletin canına nasıl okuduğunu saklamaya çalışıyor. Çok değil daha 2002'de Türk Telekom Türk müydü? Türktü. Siz bunu Araplara sattınız mı? Telsim'i İngilizlere, Adabank'ı Kuveytlilere, Kuşadası Limanı'nı İsraillilere, araç muayene işini Almanlara, İzmir Limanı'nı Hong Kongluya, Avaya'yı ve MNG Bank'ı Lübnanlıya, TGRT'yi Amerikalıya, Süper FM'i Kanadalıya sattınız mı? Sattınız. 7 yıllık iktidarınızda özelleştirmeyle sattığınız fabrika, tersane, tesis, liman, arsa, bina sayısı kaç?